Birleşmiş Milletler Yemen'deki 15 yardım programına finansman yetersizliği nedeniyle son verdi. İnsani yardım programları için talep edilen 3.2 milyar dolardan yalnızca 1 milyar doları sağlandığı için ülkede 30 yardım programı daha kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş ile birlikte 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya muhtaç duruma düşmüştür. Yemen'de insani krizin derinleşmesini engellemek için kalıcı ateşkesin ivedilikle sağlanması gerekmektedir. Gerekli olan fon desteği ise uluslararası seferberlikle sağlanarak ülkenin tüm kesimlerine gıda ve sağlık hizmetleri ulaştırılmalıdır. İnsani krizin kalıcı olarak sona ermesi için çatışmaların süresiz olarak sonlandırılması, iç savaşa müdahil olan ülkelerin de kalıcı ateşkes ve barış için çaba harcamaları gerekir. Aksi takdirde salgın ve hastalık ve kıtlık yüz binlerce insanın yaşamını yitirmesine sebebiyet verecektir. 15 Eylül'de Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliği ile ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması imzalayan Siyonist rejim, 5 ülke ile daha ilişkileri normalleştirmeyi hedefliyor. ABD arabuluculuğunda başlatılan normalleşme görüşmelerinin bölgedeki öncülüğünü Suudi Krallığı yürütmektedir. Bölgesel sorunlarda kutuplaştırıcı bir politika izleyen krallık bugün, Siyonist rejim lehine başlatılan normalleşme sürecinin garantörü konumundadır. Filistin davasını ve Kudüs'ü işgal rejimine peşkeş çeken, bölgesel kuruluşlarda Siyonist rejim aleyhine karar alınmasını engelleyen Suudi Krallığı, ihanet çemberini daha da genişletmek istemektedir. İslam ülkeleri bu ihanet projesine karşı caydırıcı müeyyedeler uygulamalı. Suudi Krallığı ve normalleşme anlaşması imzalayan ülkeler ile diplomatik ilişkiler derhal dondurulmalıdır. İçerisinde bulunduğumuz ihanet sürecine karşı Filistin'in yanında duruş sergileyen Katar, Cezayir, Fas ve Tunus'un tavrı tüm İslam ülkeleri için örnek teşkil etmelidir. Filistin davasına sahip çıkan İslam ülkeleri direnişe umut olmakta ve işgalin önüne geçmektedir. Siyonist rejim ve onu destekleyen ABD, normalleşme adı altında İslam ülkelerini Siyonist rejimle ilişki kurma ve işgali tanımaya zorlamaktadır. Bu şeytani plana karşı Hamas ve El-Fetih başta olmak üzere bütün Filistinli gruplar bir araya gelmeli, Siyonist düşmana karşı birlikte direnmelidirler. Bu birliktelik, şeytani planın hakim bırakılması açısından bir zarurettir. Bu anlamda Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün özgür iradeleriyle İstanbul'da bir araya gelmeleri son derece önemlidir. Yıllardır alınamayan mesafenin birkaç görüşmede alınması, Siyonist işgale karşı birlikte hareket edilmesi iradesinin ortaya çıkması, geleceğe yönelik umutları artırmaktadır. Siyonist işgale karşı Kudüs dostu bütün devlet ve kuruluşlar güçlü bir şekilde Filistin halkının birlikteliğinin arkasında durmalıdır. Bu birlikteliğin devamlılığını sağlamalı, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için bütün imkanlar seferber edilmelidir. Emperyalist güçlerin İslam coğrafyasına miras bıraktığı ve çözüm bekleyen sorunlardan bir tanesi de Güney Kafkasya'daki Karabağ sorunudur. Bir İslam toprağı olan ve uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ, 1992 yılında fiilen Ermenistan işgaline maruz kaldı. Fiili savaş
Her ne kadar 1994'te bittiyse de Azerbaycan'ın %20'sini oluşturan Karabağ ve çevresindeki 7 bölge Ermenistan'ın işgalinde kalmaya devam etti. Her iki taraftan 30 bin insan öldü. Burada demografik yapı zorla değiştirilmeye çalışıldı. Hocalı'da yüzlerce sivil Ermenilerce soykırıma uğratıldı. Uluslararası kaynaklara göre 600 bin, Azeri kaynaklara göre 1 milyon Azeri mülteci durumuna düştü. Bu mülteciler hala topraklarına geri dönmeyi bekliyorlar. Soruna kalıcı çözüm bulma adına farklı tarihlerde yapılan girişim ve müzakereler 2009 yılında iki tarafın da kabul edebileceği bir noktaya getirildi. Ancak Madrid prensipleri adını alan bu taslak hiçbir zaman hayata geçirilemedi. Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmemesi ve 1 milyon Müslüman mültecinin dışarıda kalmaya devam etmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Bu nedenle bölgeden gerginlik ve çatışmalar hiç eksilmedi. İki taraftan onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzden fazlasının da yaralandığı son çatışmalar bir kez daha gösterdi ki soruna acilen bir çözüm bulunmalıdır. Her ne olursa olsun fiili işgal mutlaka bitmeli, yerlerinden çıkarılan 1 milyon Azeri'nin topraklarına geri dönmesi sağlanmalıdır. Ancak savaşın bir çözüm olmadığı defaten tecrübe edilmiştir. Karabağ'da patlak verecek bir savaşın sadece Kafkasya ile sınırlı kalmayarak ilgili bütün ülkeleri de içine katacak bölgesel bir savaşa dönüşebilme potansiyeli gözden uzak tutulmamalıdır. Küresel güçlerin bölgeyi hesaplaşma sahasına dönüştürülmesine engel olunmalı ve diplomatik yollar sonuna kadar kullanılmalıdır.